savaş hukukunun egemen olduğu bir coğrafyada bizler mesleğimizi yapmaya çalışırken, geçtiğimiz yıllarda da bu hukuk daha da derinleşirken, katmerlenerek ilan edilen olağanüstü hal ve bu dönemde çıkarılan o hal kararları ile hak ve özgürlüklerin bir kısmı ortadan kaldırılırken, büyük bir kısmı da kullanılmaz hale getirilmiştir. Hukuk bu coğrafyada fütursuzca egemenin baskı aracı olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Ülke yönetimi tek adam rejimiyle tamamıyla baskıcı, faşist bir biçime bürünmüştür. Bunun sonucunda tüm toplum gibi bir savunma makamına karşı da gerek yargı tacizleriyle gerekse ekonomik ve sosyal sömürü araçlarıyla baskılar artırılmıştır. Ülke yönetiminin dönüştürüldüğü rejim başta Kürtler ve kadınlar olmak üzere işçilere, emekçilere, ezilenlere ve tüm ötekilere karşı izlenen yüzlerce suçun faili olmaya devam etmiştir. Yanı başımızda gerçekleşen Sur ve Cizre süreçleri, kadın katliamları, yargı tacizleri bunun en başat örneklerindendir. Egemenin aracı olarak kullanılan hukuk sistemi içerisinde birçok kanunda hukuksuz düzenlemeler getirilmiştir. Ceza infaz yasasında yapılan değişikliklerle ikili bir infaz şekli yürürlüğe konulmuştur. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını, örgütlenme ve demokratik siyaset hakkını kullanan kadınlar, siyasetçiler, aydınlar, gazeteciler ve genel olarak tüm muhalifler infaz yasasındaki tüm aleyhe düzenlemelerin mağduru edilmiştir. İnfaz yasasındaki bu değişiklikle beraber maalesef ki daha birçok konuda hapishanelerdeki hak ihlalleri giderek artmaktadır. Başta hasta mahpusların sağlığa erişim hakkı engellenirken tüm mahpuslar açısından sohbet hakkı, iletişim cezaları, görüş hakkı gibi kısıtlamalarla tüm mahpuslara karşı tecrit ve ağır izolasyon uygulanmaktadır. Pek tabii ki bunun en önemli örneği, en ağır örneği İmralı Ada Hapishanesi'nde bulunan Sayın Abdullah Öcalan, Sayın Hamili Yıldırım, Sayın Ömer Hayri Konar, Sayın Veysi Aktaş nezdinde uygulanmaktadır. Yaklaşık 44 aydır avukat, aile, vasi görüşü yaptırılmayan, avukat ve aile ziyaretlerine dair yasaklama kararlarının, infaz, itiraz süreçlerinin hukuksuzluklarla yürütüldüğü bir mutlak iletişimsizlik halinin hüküm sürdüğü, hukukun ortadan kaldırıldığı, olağanüstü rejimle yönetilen bir mekan haline getirilmiştir. Sayın Öcalan'a yönelik bu ağır tecrit ve hukuki izahı olmayan bu politikalar tam da yukarıda bahsettiğimiz sorunlarla çok yakından bağlantılıdır. Devletin Kürt sorununa yaklaşımı İmralı Adası'na yaklaşımıdır. Bu vesileyle bir kez daha demokratik, barışçıl bir toplumsal yapının inşasını, hukukun uygulanmasını, yasal ve anayasal haklarının tanınmasını talep ediyoruz. Hukukun siyasi iktidarların elinde maşaya dönüştüğü, olağanüstü uygulamaların normalleştirilmeye çalışıldığı bir atmosferde bu duruma karşı geliştirilen sessizlikten tüm toplum olarak nasibimizi almamız kaçınılmaz olmuştur. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede hukuksuzca çekilmeyle ayyuka çıkan saldırı, biz kadınların hayatlarına, haklarına, bedenine, emeğine daha da yoğunlaştırılmış özel savaş politikaları devreye sokulmuştur.